Osmanlı'da materyalizme, pozitivizm merkezi olan Edebiyat-ı Cedide, yani yeni edebiyat akımı, yayın organı da Servet-i Fünun dergisi o zamanlar. İşte devlet yıkmanın sistemine bak. Abdülhamit zamanında yayına başlamış ve geliştiriliyor. Hareketin önde gelen şair ve yazarlarından Abdülhak Hamit ve Recaizade Mahmut Ekrem şu fikirleri sürekli Osmanlı'da işliyorlar. Binlerce, yüz binlerce yere gönderiliyor. Bir, İslam medeniyeti devrini tamamlamıştır diyor Abdülhamit devrinde. Bak, İslam medeniyeti devrini tamamlamıştır. Yani artık bundan sonra İslam diye bir şey olmaz diyor. Çünkü artık Darwinizm var diyorlar, materyalizm var. Her yerde Darwinist ve materyalist propaganda yapılıyor. Batı'da düşüncesiyle, sosyolojisiyle ve tekniğiyle yeni bir medeniyet çıkmıştır diyorlar. Yani böyle bir köylü garibanlığı, köylü ezikliği de ortaya çıkmıyor. Bazı insanlar var mesela köylü garibanlığı olur. Köylü olmak bir şereftir ama onu küçüklük olarak görür. Mesela bir garibanlık gelir üstüne. Halbuki hepimiz köylüyüz. Köylü olmak bir şereftir ama öyle, o öyle görür. Kendi kafasına göre. O kafayla baktığı için bak Avrupa'ya hemen kanıyor. Yepyeni bir medeniyet çıktı diyor. Yemiş onu yani. Bak Batı düşüncesi de sosyolojisi de tekniğine yeni bir medeniyet çıkmıştır. Osmanlı'da bunu yiyen çok fazla adam oldu. Üç, Osmanlı Devleti bu medeniyete karşı er geç yıkılacaktır diyor. Osmanlı bunu söylüyor ya. Servet-i Fünuncular bunu söylüyor. Bütün Osmanlı'ya hakim etmişler bunu. Abdülhamit de habire Darwinist propaganda yapıyor. Ver, 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 ver. Bütün Osmanlı topraklarını veriyor. Bütün paşalar, bütün bakanlar hepsi Darwinist Abdülhamit devrinde. Tamam. Oradan alıştıkları için yani Osmanlı'yı yıkma belli bir süreç içinde devam etsin dediler. Güneydoğu'nun ayrılması yani Osmanlı'nın yıkılması süreci kesintisiz bir süreç diyor İngilizlerin derdi. Bu devam edecek. Güneydoğu'yu da vereceğiz. Karadeniz'de vereceğiz, Akdeniz'de vereceğiz, İzmir'de, İstanbul'da da sadece Anadolu'nun iç kısmında diyor. İşte Yozgat, Ankara, işte o bölgeler, Konya, o bölgelerde diyor Türk milleti toplanacak. Denize kapalı olmasını istiyor ayrıca. Yani sırf İç Anadolu'da yaşayan bir Türklük istiyorlar. Yani hepsi oraya. İki türlü seçenek var diyorlar bu durumda bunları topladığımız. Ya hepsini orada toptan imha edelim veyahut Orta Asya'ya sürelim diyorlar. Yani iki seçenekleri var. Şimdi şu an uygulanmak istenen bu. İngilizler Dünya Savaşı'nda Arapları falan büyük bir kısmını parmaklarına tokup oynattılar. Her istediklerini yaptırdılar. İki üç homoseksüel ajanla her konuda yönlendirdiler. Onlar da gariban hemen uyuyorlar. Abdülhamit'i de yönlendirmişler. Osmanlı, ondan sonraki Osmanlı sultanlarını da yönlendirmişler. Gayet kolay olmuş adamlar için. Kârhaneler açılıyor, meyhaneler, şarap fabrikaları, rakı fabrikaları, tütün fabrikaları, Darwinist, materyalist kitaplar, bütün Osmanlı'yı sarıyor. Habire topraklar veriliyor. Kıbrıs veriliyor, Kars, Ardahan, her yer veriliyor. Halen bu kafa devam ediyor. Yine vermeye devam edeceksiniz diyor.